Yaşanmış bir olaydan alıntıdır. Alper anlatıyor. Sabah ailem ile birlikte güzel bir kahvaltı yaptım. Üzerimi değiştirdim. Bilgisayarın başına geçip 1-2 saat takıldım. Sıkılınca dışarıya çıktım. Arkadaşlarla toplandık. Muhabbet muhabbeti açarken hava karardı. Dağılalım dedik. Birinci gece. Feriha Hanım anlatıyor. Mutfakta bulaşıkları yıkadıktan sonra yatalak olan annemin altını değiştirdim. Son 3 yıldır tuvalete çıkamıyor. Zaruri ihtiyacını tek başına gideremiyordu. Annemin tuvaletini yaptırırken kapının açılma sesini duydum. Açıkçası şaşırdım. Alper anahtarını evde unutmuştu. Bekir'in de bu saatte eve gelmesi imkansız gibi bir şeydi. Ancak seslenebildim. Ama ses seda çıkmıyordu. Annemi yerine yatırdıktan sonra bakmak için kapıya doğru yöneldim. Birisi duruyordu. Hırsız olduğundan şüphelendim. Sadece saçlarını görebiliyordum. Ama hırsız olmak için çok küçük gösteriyordu. Hiçbir şey yapmadan Bekir'i aramak için arkamı döndüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Birinci gece. Alper anlatıyor. Eve gitmeden markete uğradım. 2-3 bir şeyler alıp keyif yapacaktım. Yola koyuldum. Kapının önüne geldiğimde anahtarımın olmadığını fark ettim. Zile bastım. Açan olmadı. Telefonunu çaldırdım annemin. 10 saniye falan çaldıktan sonra açıldı. Çok normal bir şekilde "Oğlum, duştayım. İstersen biraz bekle. Daha sonra açayım." dedi. Açıkçası hava çok soğuk olduğu için beklemek istemedim. Evin yanında 100 yıllık bir ağaç var. Dalları bizim eve kadar uzanır. Az çıkmadım oradan evin terasına. Gece karanlığına aldırmaksızın tırmandım terasa. İndim aşağıya. Açtım salonun kapısını. Gördüklerim karşısında nutkum tutuldu. Annem yerde yatıyor. Hareketsiz bekliyordu. Gittim, salladım biraz. Allah'tan çabuk uyandı. "Anne, banyoda değil miydin sen?" "Ne oldu bana? Sen nasıl girdin içeri? Anahtarım burada. Ağaçtan tırmandım da senin bu halin ne? Başım döndü herhalde, hatırlamıyorum." Birinci gece. Bekir Bey anlatıyor. "Bugün gece vardiyasına kaldım. Haliyle eve yorgun argın bir şekilde gözlerim kapanarak gidiyordum. Gidiyordum ama bir aksilik yaşadım. Fabrikadan çıktıktan 20 dakika sonra önüme Feriha çıktı. Tıpatıp Feriha'ydı bu. Ezdim hatta. Çok değişik bir hal aldım. İndim arabadan. Arabanın önünde hiçbir şey yoktu. Uykusuzluktan halüsinasyon gördüğümü falan sandım. Tam arabaya binecekken yandaki mısır tarlasından bir bebek sesi duydum. Çok etkilendim. Aklımdan birçok masum düşünce geçti. Gitmekle gitmemek arasında kaldım. Fakat merakıma yenik düştüm. Mısır koçanlarını elimle tutarak ortalara doğru geldim. İlerledikçe ses hem büyüyor hem de çoğalıyordu. Sanki ağlayan bir kişi değildi. Ortalara doğru gittim. Sadece ses duyuyorum ama görüntü yok. "Dön Bekir," dedim. Bir bismillah çekip arabaya doğru yöneldim. Yine Feriha'yı gördüm. Kaçarak başka bir mısır tarlasının içine girdi. Arabaya atlayıp vakit kaybetmeden oradan uzaklaştım. Alper anlatıyor. "Bu sabah yaptığım kahvaltıdan tat alamamıştım. Sanki herkeste bir şey var gibiydi. Kimse konuşmuyor, sadece televizyona bakıp yemek yiyordu. Dün yaşadığım olay aklıma iğnelenmiş gibi devamlı gözümün önündeydi. Annemin beni araması, sonra baygın halde bulmam, ne bileyim, çok dikkatimi çekti." İkinci gece. Alper anlatıyor. Annem, anneannemi son kez tuvalete kaldırmış, yatağına yatırmıştı. Benimle aynı odada kalıyordu. İsterseniz size biraz evden bahsedeyim. Salon kapısından içeriye girdiğinizde 4 tane kapı var. Masaya yakın olan yerde oturma odası, kapının hemen girişinde yatak odası, oturma odasının karşısında mutfak ve banyo ve mutfağın yanında da benim odam var. Her neyse, yatağa uzanmış, kulaklığı takmış müzik dinliyordum. Bayda bir süre sonra çıkarıp yattım ama uyanmam uzun sürmedi. Gözlerimi açtığımda hemen anneannemin yatağına baktım. Yoktu. Annem tuvalete götürdü diyeceğim ama ışık da yanmıyordu. Kalktım ayağa, açtım odanın ışığını. Oturma odasının kapısının açık olduğunu fark ettim. Gitmeden önce cama
2-3 defa taş geldi. Yanlış duymuşumdur dedim. Yavaş yavaş gitmeye başladım. Girdim içeri, açtım ışığı. 3 yıldır yatalak olan kadın ayaklanmıştı. Arkası dönüktü. Sonradan öğrendim ki o gece bana Kur'an'ın belli ayetlerini tersten okumuş. Uyandığımda başımda annem ve babam vardı. İkinci gece Feriha Hanım anlatıyor. Annemin tuvaletini yaptırdıktan sonra Bekir'in yanına uzandım. Uzun süredir aramızda bir etkileşim yoktu. Birbirimize baktık. Ellerini yüzümde gezdirdi. Ardından göğsüme getirip okşamaya başladı. Çok sıkıyordu. Ne yaptığını anlamadım. Çok geçmeden üzerime çıkıp öpmeye başladı. Bir yandan da göğüslerimi okşuyordu. Üzerimden attım güçlükle. Ne yapıyorsun sen dedim. Bana baktı. Bir tokat attı. Tekrardan öpmeye, ısırmaya başladı. Kaç yıldır böyle bir etkileşime girmemiştim. Tam orgazm olacakken Bekir'in yüzüne baktım. Yüzü kararmış, alnında sanki kanla can yazıyordu. Korktum. Yüzü gitgide morarıyordu. Gözaltı şişmeye başladı. Gözleri döndü. Kayboldu adeta. Ağladım. Devam etmek istemiyorum dedim. Bıraktı. Devam etmedi o da. Gece Bekir Bey anlatıyor. Anlamadığım şekilde içime bir kurt düşmüştü. Kendimi tatmin etmek, rahatlatmak istiyordum. Eve gider gitmez bir duş aldım. Ardından yatağa uzanıp Feriha'yı beklemeye başladım. Açıkçası böyle biri değildim. Birdenbire neden bu kadar şehvet arzusu geldiğini anlamadım. Üçüncü gece Feriha Hanım anlatıyor. Hava kararmaya başlamıştı. Üzerimde nedense tatlı bir yorgunluk var gibiydi. Bu iki gecedir yaşadığım olaylar bünyemi de yormuştu sanırım. Bir duş alayım dedim. Rahatlamak istiyordum. Duşa girdiğim zaman evde annemden başka kimse yoktu. Hiç olmadığı şekilde ellerim titriyor, jilet vurduğum yerlerden habire kan akıyordu. Çok geçmeden bu kana adet de eklendi. Ama nasıl olurdu? Daha 3 gün önce adet olmuştum. Yeni atlatmıştım derken birdenbire elektrikler kesildi. Tek başıma banyoda kaldım. Göz gözü görmüyor. Yerler kan revan içinde bekliyordum. 10 dakika boyunca elektriklerin gelmesini bekledim. Bu 10 dakikada kulağıma değişik sesler geliyordu. Sanki bir gülüşme gibiydi. Ne erkek sesine benziyor ne de kadın sesine benziyordu bu kahkahalar. Çok korkunçtu. Uyuyakaldım galiba. Daha sonra koltukta uzanıyordum. Üçüncü gece Alper anlatıyor. Bu gece yatmadan önce annemlerin yanında yatmak istediğimi söyledim. Yaşıma aldırmadan gel yat dediler. Biraz itiraz ederler diye bekliyordum açıkçası. Ama çok kötü bir kabus gördüm. Yataktan kalkıyorum. Etrafta kimse yok. Cama koşuyorum. Kıpkırmızı. Sanki havanın kanı var gibi. Sokakta kimse yok. Bomboş. Gözümü açıp kapamamla annemi görüyorum. Bana bakıp gülüyor. Ben de gülüyorum. Benim güldüğümü görünce somurtup kayboluyor. Arkamı dönüyorum. Babam arkamda. Eli yüzü kan içinde. Elinde bir kafa var. Bana çeviriyor. Bir bakıyorum annemin kafası. Gülüyor. Önüme atıyor. Ve bana anlamadığım bir dilde bir şeyler söylüyor. Kaçıyorum. Ama sürekli bunu diyor. En sonunda camdan düşüyorum. Üçüncü gece. Bekir Bey anlatıyor. 2 gün önce yaşadığım olay psikolojimi bozdu. Mısır tarlasının oralara yaklaştığında yine bir ses işittim. Aldırış etmedim. 1 kilometre falan herhalde. Bir çeşme var. Yanından geçerken birisini gördüm. Sanki üstüne kara çarşaf giymiş gibiydi. Bakmadım. Dümdüz giderken birden arkamdan bir ses geldi. Cinnap. Arkamı döndüğümde karımı yani Feriha'yı gördüm. Direksiyonu zar zor çevirdim. O ses ve görüntü o kadar netti ki size anlatamam. Ama sonra Feriha kayboldu. Sabah kalktığımda Feriha ile sofrada. Feriha, son 3 gündür değişik olaylar geliyor başıma. Kendimi iyi hissetmiyorum. Bekir, ben de çok kötüyüm. Neden böyle şeyler oluyor? Biz konuşurken mutfağa Alper de girdi. O da çeşitli şeyler anlattı. Ben başımıza bir iş geldiğini anladım. Hemen hocalara gidip paramı da yedirmek istemiyordum. Ama tanıdığım biri vardı. O da biraz uzaktaydı. Yapacak bir şey yok deyip atladım arabaya. Başladım hocanın evine gitmeye.
Muhtemelen sabaha evde olurum dedim. Bekir Bey anlatmaya devam ediyor. Gideceğim yer bir dağ köyüydü. Yani hoca orada bulunuyordu. İnşallah taşınmamıştır diyerek gitmeye başladım. Sabah her şey normaldi. Lakin hava kararmaya başlayınca ben de ürkmeye başladım. Yolda sorunsuz bir şekilde giderken araba birden durdu. Marşa kaç kez abandım hatırlamıyorum. Bir süre arabada bekledikten sonra camımı biri tıklattı. Köylünün bu saatte ne işi vardı ki dışarıda? Arabanız mı bozuldu kardeş? Gitmiyor, bilmiyorum, anlamadığım şekilde birdenbire durdu. Nedenini bilmiyorum. Gel in hele, öğreniriz. Arabadan indim. Baktık, yakıtı bitmişti arabanın. Halbuki daha 10 kilometre önce fullemiştim aracı. Anlamadım. Gel, bizim eve buyur. Bu gece seni misafir edeyim. Sabah gidersin benzin almaya. Rahatsızlık vermeyeyim. Deget olur mu öyle şey? Sen ne arıyorsun burada? Koyunları otlatıyorum ben. Böyle gitmeye başladık. İlk önce koyunlarını aldı. Çobandı galiba. Dördüncü gece Feriha Hanım anlatıyor. Bekir evden gittiğinde açıkçası biraz tedirgin oldum. Genelde geceleri gelmedi ama bu sefer hiç gelmeyeceği beni korkutmuştu. Ve korkularım da yanılmadığımı o olayı yaşayınca anladım. Gece 3 sıralarıydı. Tam hatırlamıyorum. Annemi tuvalete kaldırmak için kalktım. Uyuyordu. Alper de yatıyordu. Kaldırdım, gel dedim. Tuttum. Götürdüm tuvalete. Tutuyorum. Annem tuvaletini yaparken bizim alt kat kapısının açıldığını duydum. Hemen annemi yıkayıp kaldırdım. Koltuğa oturttum. Gittim bakmaya. Yaktım ışığı. Yine o çocuk vardı. Kızıl saçlı, hareket etmiyordu. Birden kafasını çevirdi. Ben hemen kapıyı kapatıp arkamı döndüm. Gözlerime inanamadım. Annem ayaklanmıştı. Arkası dönüktü. Korktum. İlk önce ayakları bana doğru dönmeye başladı. Ağzımdan tek kelime çıkmıyordu. Çıkaramıyordum. Sonra yüzünü çevirdi. Öyle pis, öyle kötü bir yüzdü ki sanki yüzüne yıllardır su değmemiş, nasır tutmuştu. Bana baktı. Bana bilmediğim, Arapça olduğunu düşündüğüm bir dilde bir şeyler söyledi. Korktum. Gözleri döndü. Alper'in kalkmasıyla annem yere yığıldı. Alper, anne, anne iyi misin? Anneannen niye yerde yatıyor? Niye ağlıyorsun? Anne cevap ver. Dördüncü gece, Bekir Bey devam ediyor. Çoban, yani Talat'mış ismi. Korktuğum kadar kötü biri değilmiş. Konuşuyordu yani, normal bir insan gibi. Koyunlarını ağıra kapattı. Beni buyur etti, yemek verdi. Evi çok düzenliydi, yalnız yaşıyordu. Senin yolculuk nereye? Şu karşı dağın eteklerine gidiyorum. Bir hoca var, onu göreceğim. Ne yapacaksın orada? Hocayı göreceğim dedim ya. Tamam işte, hocayı neden göreceksin diyorum. Son 3-4 gündür ailemin ve benim başıma çeşitli olaylar geliyor. Korktum ben de. Bir hocaya gideyim dedim. Nasıl olaylar? Anlattım sonra. Keşke anlatmaz olaydım. Anlattıktan sonra sanki birileriyle konuşuyor gibi kafayı sallıyor, çeşitli hareketler yapıyordu. Ne olduğunu anlamadım. Çok korktum. Talat iyi misin? Gel hemen gel. Söylediler gel. Gel. Ne oldu Talat? Korkutma beni. Bu lafı söyledikten sonra aşağıya götürdü bizi. Hemen ahırdan bir koyun alıp benim önüme getirip kesti. Akan kandan elini aldı ve Arapça bir şeyler söyleyip yüzüme sürdü. Talat ne yapıyorsun, delirdin mi sen? Onlar burada. Eve geç çabuk. Onlar burada. Eve çıktığımızda her şey karışmış, toz duman olmuştu. Bazı camlar kırılmış, duvarlarda çökük izleri oluşmuştu. Duvarda cinnap yazıyordu. Talat hala endişeli, endişeli biriyle konuşur gibi yapıyordu. Bak Bekir, sen nasıl bulaştın onlara? Nasıl? Kimlere? Ne diyorsun Talat? Yeter. Dalga geçme benimle. Kaç yaşında adamlarız? Sen bir cinli kabilesinin kurbanısın. Senin işin iş değil. Ne cini? Ne olmuş? Ne diyorsun sen? Dur, bekle. İçeriye bir odaya gitti. 5 dakika boyunca gelmedi. Ama o 5 dakika bana 10 saat gibi geldi. Camdan sürekli Feriha ve Alper'in sesini duyuyorum. Ağlıyorlar. Beni çağırıyorlar. Yaklaştıkça yüzleri değişiyor. Değişik bir hal alıyorlar. Cama taşlar geliyor.
Tam camdan bakacakken Talat elimi tuttu. "Ne yapıyorsun?" falan dedi. "Onlar şerli varlıklar," dedi. Elinde bir tepsi, 3 tane nazar boncuğu ve çeşitli şeyler vardı. Ardından oturttu beni. "Arkanı dön," dedi. Döndüm. Beyaz bir duvara bakıyordum. Üzerime kara çarşaf çekti. Sırtıma o nazar boncuklarını koymaya başladı. Koydukça duvarda şekiller, hareketlilikler oluyordu. Bir süre boncukları koyup aldı. Duvarda gölgeler belirdi. Bazen çoğaldı, bazen azaldı. Ritüelin sonlarına doğru Talat Arapça bir şeyler deyip durdu. En sonunda gölgeler bitti. Talat'a dönmek istedim. Dönemedim. "Talat, Talat ne oluyor? Talat!" "Enzüke, biş, mühne, rahne." "Oğlum ne diyorsun sen?" Ardından tekrardan gölgeler belirdi. Cama hafif hafif taş atılıyordu. Arkamda sanki binlerce kişi varmış gibi hisse kapıldım. Bayılmışım. Uyandığımda odada kimse yoktu. Odaları gezdim. Bomboştu. Ahıra indim. Hiçbir koyun yoktu. "Talat," diye seslendim habire. Gözüm yaşlandı. Okey'e varmalıydım. Feriha ile Alper'i de merak ediyordum. Kafam bulanmıştı. Demin yaşadıklarım gerçekti. Gerçek değilse bile o neydi? O kimdi? Telefon çekmiyordu zaten. Arabaya koştum. Yakıt tamdı. "Allah Allah," diye geçirdim içimden. Gitmeye başladım köye tekrardan. Arkama baktığımda kara çarşaflı birisini gördüm. Tam da Talat'ın boyundaydı. Bekliyordu orada. Sabah köye vardım. Çok yorgun bir şekilde ulaştım. Allah'ım, bu nasıl bir sınamaydı? Gittiğim köydeki tek dayanağım olan hoca ölmüştü. Yapayalnız kaldım. Telefonu da çekmiyordu. Böyle bir şey olamazdı. Tekrardan eve dönmeye başladım. Acaba Feriha ile Alper ne durumda? 5. gece Feriha Hanım anlatıyor. Bekir'in yokluğunda yaşadığım bu olay beni daha da korkutmuştu. Artık kesin bir şey vardı. O da bizim başımızda bir kötülüğün oluşuydu. Gece yine kalktım. Bu sefer ilk teheccüd namazımı eda ettim. Ardından annemi kaldırdım. Cama bir taş geldiğini duydum. Annemi bıraktım. Yönelmek istemedim o tarafa. Ama bir kez daha gelince "Bekir'dir" diye bakayım dedim. Gittim. Bekir arka bahçede bekliyordu. Eliyle gel işareti yapıyordu. "İyi de niye telefonla aramadı ki bu?" dedim. Ama yine de aşağıya indim. Arkadaki bahçede bekliyordu. Ağacın altındaydı. Gittim biraz, yakınlaştım. Yanında 3-4 tane kara çarşaflı birileri duruyordu. "Bekir, onlar kim?" dedim. Bana farklı bir ses tonuyla "Gel," dedi. Gittim yanına. Bana bakıyordu. Yerden bir şey aldı. Bekir'in kafası değişikti. Başımı hemen yukarıya kaldırdım. 5. gece yaşananlar Alper anlatıyor. Gece tuvalete kalkmak istemiyordum açıkçası. Son yaşanılan olaylar hepimizi ürkütmüştü. Ama altıma da yapamazdım. Kalktım yataktan. Tuvalete doğru gitmeye başladım. Tuvalete girdim. İhtiyacımı giderdim. Ardından aynada kırmızı bir cinnap yazısı gördüm. Bu neydi şimdi? Elimi sürmemle aynanın patlaması bir oldu. Hemen yatağa koştum. Ama odaya giremeden annemin sesini işittim. Arka bahçeden geliyordu. Çığlık atıyordu sanki. Yine korkuyordum. Annemin olmadığını düşündüm. Annem değil o. Farklı birisi. Aldırmamaya çalışıyordum. 5. gece. Bekir Bey devam ediyor. Eve gece karanlığında vardım. Varır varmaz yukarıya koştum. Işıkları açtım. Kayınvalidem yatağında yatıyordu. Alper beni görür görmez ayağa kalktı. "Baba, geldin çok şükür. Buldun mu hocayı?" "Hoca ölmüş evladım. Allah bize başka bir kapı açar inşallah. Annen nerede?" "Bilmiyorum, yatıyordur." Gidip koşarak baktım. Yatağında yoktu. Her yere baktım. Yok gibiydi. Alper'e bir daha sordum. En son bahçeden ses geldiğini, bunun bir halüsinasyon olduğunu düşündüğünü söyledi. Koşarak aşağıya indik. Feriha ağacın dibinde ayakta bekliyordu. Gitti koşarak yanına. Tam dokundum bana döndü ve eliyle beni çizmeye çalıştı. "Alper, tut şunu," dedim. Zar zor orada bulunan bir iple ağaca bağladık. Habire bize sövüp duruyordu. Bazen bilmediğimiz bir dilde bir şeyler söylüyordu. Sabaha kadar onu dinledik. Sabaha doğru biraz daha sakinleşince çözdük. Uyumuştu. Yukarı çıkardım. Yukarıdaki katta kayınvalidem aynanın önündeydi.
Gidip hemen nabzını kontrol ettim. Ölmüştü. Ne olduğunu anlamadım. O kadın buraya kadar nasıl gelmişti? Kim getirmişti? Ayna çatlaktı. Hiçbir anlam veremedim. Feriha zor durumdaydı. Alper desen korkmuştu. Ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yoktu. Sabah olunca defin işlemlerini başlattık. Kayınvalidem gittikten sonra yatağını dışarı attık. Feriha'nın kötü olan psikolojisi iyice boka sarmaya başladı. Alper desen öyle duruyordu. Kendimi nasıl bir felakette bulmuştum? Neden böyle olmuştu? Bilmiyorum. Son gece yaşananlar, Alper anlatıyor. Annem bu gece hiç konuşmadı. Zaten gözümüze de bir gram uyku girmedi. İlerleyen vakitlerde babam sabah bir hoca buluruz diye uyumadı. Ama çok kötü bir olayla karşılaştık. Aşağıda polisler eve geldi. Fuhuş ihbarı üzerine gelmişler. Anneannemin yerdeki kan izlerini silememiştik daha. Onu da alınca hepimizi karakola götürdüler. Komşular şikayet etmiş. Evden habire ses geliyormuş. Hem de bir iki kişi değil, onlarca insan var demişler. Sesler belli olmuyormuş. Karakolda hiçbir şey bulunamayınca serbest kaldık. O eve de bir daha gitmeye içimiz yemedi açıkçası. Teyzemlerde konakladık. Ev satılana kadar da yeni sahibi kim olur bilmem ama inşallah bu evde oturmaz. Bu olaydan sonra hiçbir zaman o evin önünden geçmedik. Hoca çağırıp evi okutturduk. Bir hafta boyunca şehir değiştirmeyi bile düşündük. Lakin babamın işi sebebiyle sadece ilçemizi değiştirdik. Olayı anlatan bu aileye geçmiş olsun diliyorum. Umarım bir daha böyle bir olay yaşamazlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.